Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, gümrük kapılarında şu anda ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla akın akın ana vatanımız Türkiye'ye gidiyorlar. İzinlerini, tatillerini tamamlayanlar ise yaşamış oldukları ülkelere dönüyorlar. İki tane olay var değerli izleyicilerimiz. Bir tanesi Bulgaristan Kapiton Andreva sınır kapısında yaşandı. Almanya'da yaşayan bir gurbetçi ailenin aracında yapılan aramada tam 147 bin euro para ele geçirildi. Berlin'de yaşadığını belirten gurbetçi aileden şüphelenen Bulgaristan gümrük görevlileri aracı detaylı bir şekilde aradı. Yapılan aramada aracın ön sağ koltuğunun altında bir poşet tespit edildi. Bu poşetin içerisinde ise paralar olduğu gümrük görevlileri tarafından ortaya çıkartıldı. 147 bin euro olan bu parayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Araçta karı koca bulunuyordu. Gümrük kuralları gereği karı kocaya 20 bin euro verildi. Geriye kalan 127 bin euroya ise el konuldu değerli izleyicilerimiz. Yine yapılan araştırmaya göre bu gurbetçi ailenin Almanya'da sosyal yardım aldığı da ortaya çıktı. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef böylesine üzücü bir olay. Bu 147 bin euroyu nasıl, ne zaman, nerede biriktirdiniz? Madem 147 bin euro paranız var, neden sosyal yardım alıyorsunuz diye elbette size bunu sorarlar. Kime sosyal yardım verilir? İhtiyaç sahiplerine. Senin kenarda Türkiye'ye götürecek kadar bir paran var, 147 bin euro var ve sen sosyal yardım alıyorsun. Bu ahlaki değil, vicdani değil. İnsani bir durum değil, onu söyleyelim. Bu paranın kaynağı da elbette ki soruşturulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi yıllarca bir şekilde insanlar tarafından biriktirilen paralar, kara paralar vesaire, onlar ayrı, onları ayrı anlatıyorum. Şimdi işçi bir aile, sosyal yardım alan bir aile bir şekilde bu parayı biriktirmiş anlaşılıyor. Belki kaçak çalıştı, belki başka gelirleri vardı, işte devlete bildirmedi, bir şekilde bir para biriktirmiş. Şimdi siz bile bile lades diyerek bu parayı aracınızın içerisine koyuyorsunuz ve pek çok ülkeden geçerek Türkiye'ye gitmeye çalışıyorsunuz. Ya bir tanesinde illaki seni arayacaklar ya da senden şüphelenecekler. 147 bin euro para. Aman siz olun. Sakın ola ki yok o oldu bu oldu deyip, yok bana bir şey olmaz deyip yanınızda 20 bin euronun, iki kişi için söylüyorum, 20 bin euronun üzerinde para kesinlikle taşımayın. Yine başka bir olay değerli izleyicilerimiz. Bu sefer Sırbistan gümrük kapısında yaşandı. Fransa'da yaşayan gurbetçi bir ailenin aracı arandı. Aracın içerisinde 6 adet saat tespit edildi. Bu saatlerin toplam değerinin ise 120 bin euro olduğu belirtildi. Evet, o pahalı marka saatlerden 6 tanesinin Türkiye'ye götürüldüğü, aracın bagajında, valizin içerisinde bulunduğu belirtildi değerli izleyicilerimiz. Bunlara da kaçakçılık nedeniyle el konuldu. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, bazı noktalarda, bazı konularda sizi uyaracağım. Bakın, para konusunda net olarak şunu söyleyelim. Bir kişi Avrupa'dan Türkiye'ye gelirken gümrük kapılarında kural şu. Bir kişi en fazla 9.999 euro, yani 10.000 euro yanında götürebilir, getirebilir. Bir kişi için söylüyorum bunu. 430 euronun üzerinde altın, değerli eşya götürüp getirmek yasak arkadaşlar. Bak, net açık anlatıyorum. Et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, pastırma, sucuk, peynir, çökelik, bilmem ne getirip götürmek yasak arkadaşlar. Size hep söylüyorum, özellikle Türkiye dönüşünde sakın ola ki pastırma götüreyim, sucuk götüreyim, bilmem kebap götüreyim, yok peynir götüreyim, çökelik götüreyim, memleketin peyniri deyip aracınıza sakın ola ki et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri koymayın arkadaşlar. Bakın, Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan, bunlardan bir tanesinde aracınız eğer şansa aranırsa ve bunlar bulunursa 1500 ile 2000 euro arasında para cezası kesiliyor. İlla götüreceksen öyle 5 kilo falan peynir götürme, 20 kiloluk peynir götür. Ne diyeyim, yakalanırsan işte hep cezası nasıl olsa aynı olacak yani. Götürmeyin diyorum ama bak, sakın ola ki yanlış anlamayın. Çünkü ben bunları defalarca anlattım. Anlatınca bazı kıymetli izleyicilerimiz videolarımızın altına şu yorum yapıyorlar. Ya memleketin peyniri
çökeli, pastırması, sucuğu işte Almanya'da yok. Ya kardeşim tamam o tadı alamıyorsun belki de yani ne var arkadaş ya ne yani yaşam enerjisi bu peynir ne var? İşte sarı bidonun içerisine koyduğumuz hepimizin memleketinde olan peynir. Eğer 2000 euroyu ödeyecek kadar 5 kilo peynir için zenginsen 5 kilo götürme. 20 kilo getir, 30 kilo getir, 100 kilo getir, arabanın bagajını ağzına kadar doldur istersen. Kıyma da getir, pastırma da getir, sucuk da getir. Ne getirirsen, ne bulursan bul getir o zaman. Ne diyeyim arkadaş yani gerçekten öyle yani. Yine bir olay oldu. Hırvatistan gümrük kapısında bir vatandaşımızın aracında 5 kilo kendi bahçesinden toplamış olduğu biber yakalıyorlar. Biber için 1700 euro para cezası bu gurbetçi vatandaşımıza kesiyorlar. Bak diyeceksiniz ki biber için ceza mı kesilir? Kesildi. Niye? Gözünün üzerinde kaşın var gibi bir şey. Vatandaş da izinden dönüyor. Cebinde bu kadar para yok. Ne oluyor? O gümrük kapısından geçen vatandaşlar kendi aralarında para topluyorlar. Bu gurbetçi vatandaşımızın bu borcunu ödüyorlar. Çünkü parayı ödemeden senin pasaportlarını vermiyorlar. Rehin alıyorlar. Böyle üzücü bir olay yaşamak istemiyorsanız, sineye çekmek istemiyorsanız bu olayları hiç bulaşmayın. Bagajınızda, aracınızda anlatmış olduğum gümrük kurallarının dışında herhangi bir şey getirip götürmeyin arkadaşlar. Anlatıyoruz. Bunlar bitmeyecek biliyoruz ama bir nebze olsun belki birilerine bir faydamız dokunur. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'deki emeklilikle ilgili gelişmeleri çok yakından takip ettiğini biliyoruz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız benim de bir garantim olsun, benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Bu fırsattan istifade etmek için sakın ola ki geç kalmayın. Peki ne yapmanız gerekiyor? Türkiye'de nasıl emekli olacaksınız? Bildiğiniz üzere biz Emekli TV ailesi ve Türkçe Haber ailesi olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'ye gitmeden çok kolay bir şekilde emekli olmaları için uzmanlarımızla birlikte sizlerin bu taleplerini karşılıyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz, siz de emekliliğinizle ilgili geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmak istiyorsanız lütfen şimdi anlatacaklarımı sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de bir yasa çıktı yurt dışı emeklilikle ilgili olarak. Bu yasa çıktıktan sonra pek çok vatandaşımız ben Türkiye'de emekli olamam diye emeklilik gibi çok çok önemli olan bu defteri kapattılar. Oysa emeklilik herkes için değişen bir durum. Bir kişi 3000 euro ödeyerek devlete emekli de olabiliyor. 5000 euro ödeyerek emekli olan da var. 10 da var, 20 de var, 30 da var. Peki yurt dışında yaşayan ve hiç çalışmasa dahi hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı olduğunu biliyor musunuz? Yine değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan ve çocuğu olan hanımefendilerin de Türkiye'de çok kolay bir şekilde emekli olma hakkı olduğunu da biliyor musunuz? Şimdi değerli izleyicilerimiz, pek çok vatandaşımız Ali'den, Veli'den duyduklarıyla emeklilik gibi çok çok önemli bir konunun defterini kapattı. Ama biz artık bu defteri açıyoruz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Belçika, Avusturya, Suudi Arabistan, Katar, Japonya, Avustralya, Amerika aklınıza neresi gelirse gelsin. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Evet, altını çiziyorum. Şimdi ister mavi kartlı olun, ister pembe kartlı olun, ister çifte vatandaş olun, isterseniz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olun. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız siz de Türkiye'de emekli maaşı alabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor? Bunun için Türkiye'ye gitmenize gerek var mı? Hayır, yok. Bunun için yapmanız gereken şey çok basit. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Bu telefon numarası Emekli TV'nin emeklilik danışma hattı WhatsApp'tan. Şu anda eğer siz de Türkiye'de emeklilikle ilgili bir adım atmak istiyorsanız, siz de emekliliğinizle ilgili bir müracaat yapmak istiyorsanız, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvuruda bulunmak istiyorsanız, emeklilikle ilgili dilekçe vermek istiyorsanız, emeklilikle ilgili tüm formları doldurup ben doğru bir emeklilik başvurusu yapmak istiyorum diyorsanız
Hemen bu telefon numarasını telefonunuza kaydedeceksiniz ve WhatsApp'tan şunu yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atacaksınız. Bu kadar. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler ve geleceğinizi garanti altına almak için ilk adımı atmış olacaksınız. Kıymetli izleyicilerimiz, bugün nerede yaşıyor olursanız olun Türkiye'ye gidiyorum deseniz bir para lazım, iki vakit lazım, üç bu emeklilikle ilgili de bütün işlemlerin nasıl yapılacağını bilmeniz gerekiyor. Şimdi sizin Türkiye'ye gitmenize hiç gerek yok. Şu anda WhatsApp hattından bizim görevli arkadaşlarımızla iletişime geçtiğinizde size bir hesap numarası verecekler. Siz bu hesap numarasına bir kişi sadece 150 euro değerli izleyicilerimiz yatırdığında siz de emeklilik yoluna çıkmış olacaksınız. Ardından değerli izleyicilerimiz bu ödemeyi yaptıktan sonra arkadaşlarımız size bir randevu günü verecek. Evet. Randevu günü ve saatinde WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde uzmanımıza, sosyal güvenlik uzmanımızla görüşeceksiniz. Uzmanımıza durumunuzu ayrıntılı bir şekilde anlatacaksınız. Uzmanımız emekliliğinizle ilgili size bazı sorular soracak. Eğer sizin de sormak istediğiniz sorular varsa onları uzmanımıza soracaksınız. Uzmanımız cevaplayacak ve ardından sizin için çok özel bir çalışma yürütecek ve devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve tüm emeklilik şartlarınızı ortaya çıkartacak. Size ikinci bir randevu verilecek. Bu randevuda emekliliğinizle ilgili tüm detayları sosyal güvenlik uzmanlarımız anlatacaklar. Eğer siz uygun görmeniz halinde ve şartları taşıyorsanız sizin adınıza uzmanlarımız sosyal güvenlik kurumuna giderek tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi verecek, tüm formlarınızı dolduracak ve sizi emekli maaşınıza kavuşturacak. Bakın, Türkiye'de emeklilik başvurusu çok çok önemli bir konu. Eğer yanlış bir dilekçe verirseniz, eğer dolduracağınız formlardan bir tanesinde yanlış bir kutucuğu, yanlış bir yeri işaretlerseniz, işaretlerseniz devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor, alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir konu için mutlaka uzmandan görüş almanız gerekiyor, danışmanlık almanız gerekiyor. Şimdi Türkiye'ye gidiyorum deseniz vakit, zaman, para dedik değil mi? Artık bunları bir kenara koyuyoruz. Bu emeklilikle ilgili yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız arasında şöyle dedikodular dolaşıyor. Yok işte Ali bunu dedi, Veli bunu dedi, şu şunu dedi gibi kulaktan dolma bilgiler. Artık Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini kapatıyoruz. En doğru emeklilik bilgilerini, en doğru emeklilik başvurusunu aşağıda görmüş olduğunuz telefon numarası üzerinden alacaksınız. Ve uzmanlarımız sizinle görüştükten sonra tüm müracaatlarınızı yapacaklar. Değerli izleyicilerimiz, biz bu hizmetle aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın birilerine 2-3 bin euro en az emeklilik danışmanlığı ücreti ödeme dönemini bitiriyoruz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini de bitiriyoruz. Türkiye'ye gitmelerine de artık gerek bırakmıyoruz. Ve tüm vatandaşlarımız için bu müracaatları Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları yapacaklar. Bakın, bir tek kişi sadece 150 euro ödeyerek bu hizmetten yararlanabilecek. Eğer siz şimdi WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye mesaj atarsanız arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası verecekler ve siz ister Türkiye'den isterseniz yaşamış olduğunuz ülkeden 150 euro ödediğinizde kıymetli izleyicilerimiz size bir randevu verilecek. Randevu günü uzmanlarımız sizinle görüşecekler. Görüntülü bir şekilde WhatsApp'tan yüz yüze görüşme sağlanacak. Ve ardından da değerli izleyicilerimiz sizin için emeklilik planlaması yapılacak. Sizin emekliliğinizle ilgili çalışma yapılacak. İkinci randevu verilecek. İkinci randevuda uzmanımız sizin en kolay şekilde nasıl emekli olacağınızı size tek tek anlatacak ve siz şartları taşıyor ve eğer emekli olmak istiyorsanız da bununla ilgili tüm müracaatları Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan uzmanımız sizin adınıza yapacak. Özellikle hanımlara buradan bir müjdeyi daha vermek istiyorum. Hanımlar, biliyorsunuz bizim toplumumuzda maalesef, üzülerek anlatıyorum bunu, hep ikinci planda bırakıldı. Beyler alınmasınlar, bu bir gerçek. Hanımlar belirli bir yaşa gelir, geriye dönüp bakarlar,
ömürlerini ya eşlerine vermiştir ya da çocuklarına ömürlerini feda etmişlerdir. Elde avuçta hiçbir şey yok. Onun için bu büyük hizmetten yurt dışında yaşayan hanımefendilerin, evet hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz. Çocuğu olan hanımlar Türkiye'de çok daha kolay emekli olma hakkına sahipler. İster çalışın, ister çalışmayın, hanımların Türkiye'de emekli olma hakkı mevcut. Onun için değerli izleyicilerimiz, hanımlara %50 indirim yapıyoruz. Eğer hanımlar eşleriyle beraber ya da bir tanıdıklarıyla beraber emeklilik danışmanlığı almak isterse %50 indirim hakkı var. Normal şartlarda 2 kişi 300 euro yaparken 2 kişi için sadece 225 euro ödeyecekler. Başka ek hiçbir ücret yok. Ne önce ne de sonra. Eğer tek başlarını almak isterseler 150 euro ama eşiyle ya da bir tanıdığıyla almak isterse bu hizmeti 225 euro ödeyecekler. Evet değerli izleyicilerimiz, siz geleceğinizi garanti altına almak istiyorsanız artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Bu büyük fırsattan sınırlı sayıdaki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız istifade edecekler. Bunun yanı sıra genç kardeşlerimiz için de büyük bir fırsat sunuyoruz. Gelecekte bir gün gelecek. Eğer yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan genç kardeşlerim ben emekliliği ne yapacağım, emeklilik bana lazım değil diyorsa yanılıyor. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Emeklilik ömrümüzün sonuna kadar almış olduğumuz garanti bir para. Vefat ettikten sonra da çoluk çocuğumuza, eşimize kalan bir güvenilir bir garanti para. Şimdi diyelim ki örneğin 9000 lira emekli maaşı alıyorsunuz Türkiye'de. Yılda ne yapar? 108 bin lira. 5000 euronun üzerinde bir para. Her yıl izne gittiğimizde bankamızda 5000 euro hesabımızda bulunsa kötü mü? Alın bu parayı sevdiklerinizle yiyin, için ya da biriktirin, ne yaparsanız yapın. Para sizin paranız. Şimdi bazı izleyicilerimiz bu paraları beğenmiyorlar. Saygı duyuyorum, bir şey söylemiyorum ama Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da ya da nerede yaşıyor olursanız olun, hangi ülkede emeklilik maaşı yüksek? Bir kişi söylesin bana. Ama garanti bir para. Onun için değerli izleyicilerimiz, bu büyük fırsattan mutlaka istifade edin. Genç kardeşlerim, siz de bu büyük fırsattan istifade edebilirsiniz. Hem anneniz babanız için, hem eşiniz için, hem de kendiniz için emeklilik planlaması hizmeti alabilirsiniz. Nasıl emekli olacaksınız? Ne zaman emekli olacaksınız? Şimdiden emekliliğe hazırlanmak için ne yapmanız gerekiyor? Hangi adımları atmanız gerekiyor? Bunların hepsini uzmanımız sizin için yapacağı özel bir çalışmadan sonra ortaya çıkartacak. Siz de geleceğinizi garanti altına almak için bir adım atmış olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil, artık harekete geçme zamanı. Hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz +90 505 945 54 54 WhatsApp hattımızla iletişime geçin ve ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim ya da biz aile olarak emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye yazın. Şunu da hatırlatıyorum, aile indirimleri var, bu indirimlerden de yararlanabilirsiniz. Evet değerli izleyicilerimiz, şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de yurt dışından beni izleyen herkese güzel bir gelecek diliyorum. Sevdiklerinizle beraber mutlu günleriniz olsun. Hoşça kalın.